Emre Can Galatasaray'a. Galatasaray, Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Paris Saint-Germain'in Arjantin yıldızı Leandro Paredes için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya Sarı Kırmızılılar 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Emre Can da Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı. Sarı Kırmızılılar mali şartlar konusunda Emre Can'la eli sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer pazarlığına oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Öte yandan İtalyan basınının Türk medyasına dayandırdığı haberlere göre de Galatasaray'ın Dortmund'la anlaştığı ve Emre'ye imzayı attırdığı iddia edildi. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Cimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündüğü, Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi. Galatasaray, İtalyan devi Juventus'un yıldızını istiyor. Hem 10 numaraya hem de 8 numaraya önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, geniş bir liste doğrultusunda birçok yıldızla görüşürken, transfer gündemine gelen en önemli adaylardan biri de Weston McKennie oldu. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Leeds United'da kiralık olarak geçiren Amerikalı futbolcuyla Galatasaray arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtiliyor. Juventus, 24 yaşındaki futbolcunun transferine izin verirse, Sarı Kırmızılılar vakit kaybetmeden işi bitirmeye çalışacak. Galatasaray cephesi genç futbolcuyu kiralık değil, bonservisiyle birlikte istiyor. İtalyan devi Juventus'un planı ise farklı. Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen çizme temsilcisi para artı McKennie formülüyle Zaniolo transferini bitirmek istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp ise genç yıldızın serbest kalma bedeli olan 35 milyon euronun altında bir bedelde bu transfere kesinlikle izin vermeme kararı aldı. Zaniolo ile Juventus'un dışında Milan ve Inter gibi devler de ilgileniyor. Lucas Torreira İtalyanların kıskacında. İtalyan basını Sarı Kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını ve özellikle de Mauricio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon Sarı Kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti.
Galatasaray 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklifi evet diyebilir. Üstelik İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek gelecek sezonun kadrosu konusunda nasıl adımlar atılması gerektiğinin fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kattı. Listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon Akanji yaptığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray, Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Galatasaray dünya ünlü golcüyle anlaştı. Forvet bölgesine takviye yapmak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, dünyaca ünlü bir golcüyle anlaştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan Sarı Kırmızılılar önemli bir ismi gündemine aldı. Bir yandan taraftarların gönlünde tat kuran Mauro Icardi'nin transferini bekleyen Sarı Kırmızılılar, diğer yandan da Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılı yönetim Chelsea ve Gabonlu golcüyle prensip anlaşmasına vardı. Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang bu maçlarda 3 kez de gol sevinci yaşadı. Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile kontratı gelecek yılın Haziran ayında sona erecek.